Sevgili arkadaşlar merhaba. Sizlerin ısrarı ricası üzerine transfer özel bölümü çekiyorum ve şimdi sizlerle birlikteyim. Uzun süredir yani bu kanala abone olanlar, bildirimlerini açanlar hep ısrarla vurguluyorum. Bunları mutlaka yapın. Her şeyden özellikle transferle ilgili gelişmelerden önce sizin haberiniz olsun diye. Haksız mıyım? Zinkan Nagel ve Onyakuru ile ilgili anlattıklarımız, söylediklerimiz bu kanalda canlı yayınlarda, bant videolarda hep ortada. Abone olanlar ve bildirimlerini açık tutanlar önceden bu konulardaki gelişmeleri biliyordu. Bugün bazı gazetelerde, manşetlerde Zinkan Nagel ve Onya Kuru'yu mutlaka görmüşsünüzdür. Dolayısıyla biz bu konuda özellikle bu iki, iki isim üzerinde iddialıydık ve detayları hep sizlere anlattık. Şimdi bugün çıkan Haberlerin de üstüne yeni detaylarla hem Zinkan Nagel hem Onyakuru meseleleriyle ilgili hem de diğer isimlerle ilgili devam edelim. Kanalıma hoş geldiniz. Dostlar Fenerbahçe'de Zinkan Nagel'ı başka bir yere koyun. Onyakuru'yu başka bir yere koyun. Zinkan Nagel transferi Fenerbahçe açısından %99 bitmiş bir transfer. Ön protokolü yapıldı. Devreye kim girerse girsin. Dilimizde artık bunu söylemekten adeta tüy bitti. Fenerbahçe vazgeçmedikçe, ben burada daha iyisini buldum demedikçe vesaire vesaire olmadıkça yani Fenerbahçe tarafında bir sıkıntı bir değişiklik olmadıkça Filip Zinkernagel devre arasında bonservisi elinde bir Norveç liginden gelen Danimarkalı futbolcu olarak Fenerbahçe forması giyecek. Onya başka. Onya Kuru Galatasaray ile prensipte anlaşsa da kulübü Monaco ile Galatasaray anlaşamadığı için menajeri tarafından Fenerbahçe önerilen Fenerbahçe'nin ilk teklifte geri çevirdiği fakat artık ikinci teklifte değişen bazı meseleler nedeniyle takımın durumu, transfer takviyesi ihtiyacının daha da artması nedeniyle vesaire gündemin aldığı bir oyuncu ve masada bütçesel durumlar üzerinde konuştuğu rakamlarını kendi istediği seviyeye çekmeye çalıştığı bir oyuncu. Ha bu arada Fenerbahçe Onyekuru da öyle çok ısrarcı değil. Çünkü bazı arkadaşlarımızın benim Onyekuru ile ilgili yaptığım bölümlerde gelen eleştirileri var. Tabii ki bu düşünceler bu e, acabalar Fenerbahçe'de de konuşuluyor. Nedir o? Onyakur'u Galatasaray'da geçen sezon Fenerbahçe'ye karşı oynadığı maç dışında çok böyle patlama yaptığı maçları yaşatamadı. Onyakur'u Monaco'da antrenman futbolcusu oldu. Çok fazla oynayamadı. Dolayısıyla devre arasında gelirse ne kadar faydalı olur. Ama hep bir şeylerin sinyalini vermeye çalışıyorum. Henry Onyakur'u Galatasaray'a gelirse katkı sağlar mı? Net sağlar onu söyleyeyim. Çünkü alışmış olduğu bir ortam, tarzına uygun bir ortam. Galatasaray'a katkı sağlaması, ligin sonunda beklenen, benim de olmasına dönük bazı e, öngörülerim olduğu Fenerbahçe-Galatasaray rekabetinde Galatasaray'a fark yaratır mı olumlu anlamda? Muhtemelen yaratır. Dolayısıyla transferde bunları da düşünmeniz lazım. Daha da ötesini söylemeyeyim. Arkadaşlar, Sosa meselesi. Bir iddia var, araştırdım baktım. Önceleri pek ciddiye almadım ama sonra baktım bu bana soru olarak da gelmeye başladı. Madem bu kanalı yapıyoruz, bu videolara emek veriyoruz, zaman harcıyoruz, sizler de vakitinizi ayırıp bizleri dinliyorsunuz. Ben de baktım meselenin arka yüzüne. İddia şu, Sosa, Jose Sosa Arjantin'e dönecek, unutamadığı kulübü Estaduantes'e gidecek. Sezon başında da Estaduantes onu çok istemişti fakat Avrupa'da devam etmek istiyorum demişti. Dolayısıyla Fenerbahçe Sosa Arjantin'e gideceği için e, Sosa'dan artık umudunu kestiği için başka bir 10 numara veya orta sayı oyuncu oyuncular bakıyor. Böyle bir durum yok arkadaşlar. Futbol ne getirir ne götürür bilemeyiz ama bugünü soruyorsunuz. Bugüne ilişkin bir iddia bu. Bugün de böyle bir şey yok. Sosa Emre Belezoğlu'nun üzerine adeta titrediği bir oyuncu. Halen de öyle. Sosa'ya Fenerbahçe çok ineniyor. Özel meselelerini çözmesiyle beraber takımda sistemsel aksaklıkların giderilmesiyle beraber Jose Sosa'nın Fenerbahçe'deki kilit, sorun çözücü ayaklardan birisi olacağına dönük başta Emre Belezoğlu ve Erol Bulut'un büyük umudu var. Yani Sosa'nın Arjantin'e dönmesi vesaire bunlar geçerli değil. Sosa zaten kendisinden hala beklenen yüksek performans, kendisine duyulan umudun yanı sıra iyi de bir para alıyor. Bu parayı önündeki 3 yıllık veya kalan 2,5 yıllık sözleşme içinde, sözleşme süresi içinde Estatuyantes'ten ya da Arjantin'den herhangi bir kulüpten alamaz. Sosa ile ilgili de bu detayları verdik. Ha bir daha söyleyeyim. bakın sezon başında Sosa'nın transferini size ifade ettim. Emre Belezoğlu bu transferi çok istedi. Sosa'ya çok inanıyor. Hala da inanmakta haklı. Burada tabi bir sonraki videolarımın konularından bir tanesi yaptım ama şimdi hazır yeri gelmişken söyleyeyim. Şimdi bakın. Fenerbahçe'de o futbolcu ona küstü. Bu futbolcu bunda sorumlu vesaire. Ama mesela Belhanda dün <laughs> Emre ile Firik kavgası yaptı. Eline vurdu, topuna vurdu değil mi? Fatih Hoca'nın kenardan böyle yapma sana hani senle sonra görüşeceğiz gibi algılanabilecek hareketleri vardı. Belan daha önce Firik için sahada kaptanı Selçuk'la tartıştı. Oynatılmadı. Taraftarına küfür etti değil mi? Dudağı okuldu. Öyle olduğu belirtiliyor halen. Bir sürü sorun yaşandı. Hiçbiri bu kadar konuşulmadı. Neden? Futbolda sorunun çözümü sahadadır. Kazandılar, kazanarak devam ettiler, unutturdular. Fenerbahçe'nin yapması gereken bu tartışmaları bitirecek olan tek şey Gaziantep deplasmanında şartsız, şurtsuz kazanmak. Şimdi bir Daum meselesi var. Christoph Daum meselesi. Arkadaşlar Christoph Daum'la ilgili bu konuya çok hakimim. Çok şey anlatırım. Birkaç detayla da özet geçeceğim. Fenerbahçe'nin gündeminde kesinlikle değil. Sezon başında Fenerbahçe'de birkaç yöneticinin dolaylı yönden danıştığı, fikirlerini aldığı, biraz oraya mail ettiği bir teknik adam kendisinin sosyal medya hesabından Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye benim ikinci vatanım. Fenerbahçe'yi unutamadım. Beni, benim, benim unutul, unut, unutulmadığımı görmekte taraftarlar tarafından beni mutlu ediyor şeklindeki paylaşımları pek bir şey ifade etmiyor. Fenerbahçe'de bugün için tek gerçek Erol Bulut. Ha Fenerbahçe'de önümüzdeki iki maçta kötü sonuçlar alınır. Bununla birlikte sahadaki oyun da kötü devam ederse bir şeyler olur. Bir şeyler olacak. Ama o bir şeylerin arasında da bana güvenin DAO'ma dair şu anda hiçbir fikir yok. Başka şeyler var. Başka şeyleri başka zaman konuşalım. Şu maçlar bir geçsin. Ama Christoph Daum yok. Demiş ki Christoph Daum Fenerbahçeli taraftarların beni unutmamış olması çok gururlandırdı. Önümüzdeki maçlarda onlara başarılar dilerim. Türkiye benim ikinci vatanımdır. Sonsuza dek öyle kalacaktır. Ey Allah Daum ne diyelim. Bir şey olsa konuşuruz. Muriç. Muriç'le ile ilgili size hep anlattım. Galatasaray'la ilgili bir durum yok. Galatasaray'ın bir mail etmesi durumunu sorgulaması var. Muriç'in bunu kesinlikle kabul etmemesi var. Kaldı ki kiralamada ya da satışta öncelik Fenerbahçe'de ve kaldı ki Vedat Muriç Lazio'da İtalya'da devam etmek istiyor. Bu kadar çabuk dönmek istemiyor. Bunda da, buna da sonuna kadar haklı ifadesini kullandım. Bakın menajer Haluk Can ne demiş? Vedat sezon başı sakatlık sorunu nedeniyle kamp geçiremedi. Üstüne bir de işte korona vesaire sorunu hastalık sorunu yaşadı. Vedat'ın İtalya'dan beklentileri yüksek Galatasaray iddiaları kesinlikle doğru değil demiş. Biz de bunları 2-3 gündür sizlere anlatıyoruz. Bu yüzden abone olmanız ve bildirimleri açmanız bu gündemi takip edebilmek açısından sizin avantajınız olacak. Şimdi Dorukan meselesi Uzun süredir şunu anlatıyorum. Hatta ilk bu konuda manşet atıldığında, iddia çıktığında, haber yapıldığında Dorukhan'la Beşiktaş anlaştı. Ahmet Nurçebi büyük oranda anlaştık. Rakamlarda şu vesaire gibi haberler çıktı. O gün de dedim? O gün dediğim için bugün daha rahat söylüyorum. Dorukhan'ın Beşiktaş'la anlaşması çok zor. İstenen rakamlar, verilen rakamlarda çok büyük problemler var. Fenerbahçe'nin yakından takibi var. Bakın. Dorukan'a 7 milyon lira garanti, 100 bin lira da maç başı ücret teklif edilmiş. Fakat kendisinin 350 bin euro olan yıllık ücretinin 1,5 milyon euroya çıkarılması yönünde bir talebi var. Yıllık 7 milyon euro euroya vurduğunuzda yaklaşık 800-900 bin euro yapar. 1,5 milyon euro nerede? 800-900 bin euro nerede? Belki de daha azı. Dolayısıyla Dorukan'ın bekleyişi sürüyor. Bir türlü evet demiyor. 2022'de sözleşmesi bitecek olan Lens forma giymeden para kazanmaya devam ediyor. Dorukan'a da bu parayı verin gibi bazı yaklaşımları görüyorum. O konuya girmiyorum detay olarak size verdim tartışılacak bir konu olarak verdim ama Dorukan meselesinin Fenerbahçe'yi ilgilendiren kısmı bu kolay kolay da Dorukan'la bir sözleşme imzalanabileceğini düşünmüyorum. Onyakuru ile ilgili sorular gelmeye devam ederken ben Onyakuru ile ilgili şöyle bir not vereyim. Onyakuru Galatasaray'da ilk döneminde 44 maçta 16 gol 4 asist oynadı müthiş ilk döneme. 44 maçta oynadı 16 gol 4 asist resmi maçların tümü. Geçen sezon sadece 12 maçta oynadı. Bir gol bir asist var. O bir golde sanırım Fenerbahçe'ydi. Monaco'da da sadece yarı devrede 4 maça çıktı. 141 dakikada forma giydi. Gol yok. Sadece bir asisti var. Onunla ilgili de bu detayları yine sizlere ifade edeyim. Zincan o zaman ilgili bir rakam verelim. Zinkan Nagel bu sezon 30 resmi maçta 22 gol attı. 24 asist yaptı. Dostlar, arkadaşlar. Taliska. Taliska dedim ki Beşiktaşlı kardeşlerim, dostlarım kızmayın. Yakın çevremde bile beni izledikten sonra kızan arkadaşlar oldu. Taliska sizinle sizin duygularınızla oynuyor. Instagram hesabını büyütmeye çalışıyor. 900 bini 1 milyon yaptı doymadı devam ediyor Beşiktaş paylaşımları yapmaya. Arkadaşlar Taliska'nın aldığı para yaklaşık 8 milyon euro. Bir yıl daha sözleşmesi var bu devam eden yılın devamında da. Fenerbahçe'nin ilgilendiği durumunu sorguladığı gelecek planlar arasında yer verdiği ama Beşiktaş'ın gelecek planları arasında yer vermediği tam tersi ulaşıp aracılar vasıtasıyla bu paylaşımları yapıyorsun ama bizim seninle ilgili bir planımız yok dediği bir oyuncu Taliska onu da yine sizlere ifade edeyim. Taliska'nın takipçi oyununu da bu şekilde ifade edelim. Şimdi görüşlerine haberciliğine çok inandığım bir dostum var büyüğüm var. Fatih Doğan elimde notu var onu size okuyayım. Dorukan Toközü çok merak ettiğiniz için söyleyeyim. Beşiktaş'ı yakından takip eden Fatih Doğan bakın Dorukan için ne söylemiş. Dorukan Toköz %80 gidecek. Sizce nereye gidecek? Kanalımı beğenmeyi, bildirimleri açarak tüm gelişmeleri yakından takip etmeyi sakın unutmayın. Görüşmeye devam edeceğiz. Bu gece maçın öncesi ve maçın sonrası canlı yayınlarla Ahmet Kolaç YouTube kanalında yine buluşalım. Hoşçakalın.